Sayın Protokol, Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Sayın Rektörlerim, değerli arkadaşlarım. Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in verecekleri Türkiye Ekonomisi ve Gelecek Vizyonu konulu konferansa hoş geldiniz. Konferansımıza başlamadan önce açılış konuşmalarını yapmak üzere Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Tunçtan Baltacıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Protokol, Sayın Mütevelli Heyet Başkanım ve değerli mütevelli heyet üyelerimiz, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ve basınımızın değerli mensupları. Türkiye Ekonomisi ve Gelecek Vizyonu konulu bir konferans vermek üzere davet ettiğimiz ve lütfedip bu davetimize icabet eden Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e üniversitemizi teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor. Böyle bir konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizin bildiği gibi Türkiye 2000'li yıllara Cumhuriyet döneminin en ağır ekonomik kriziyle girdi. Ancak Türkiye demokratik hayatımızın en uzun siyasi istikrar dönemini de yine 2000'li yıllarda yaşadı. Siyasi istikrarın bu kadar uzun soluklu olmasının nedeni ise Cumhuriyet hükümetlerinin bu dönemde iktisadi hayatın her alanında gösterdiği başarıdır. Bu başarıda her bakanın olduğu gibi Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de hiç şüphesiz büyük bir payı vardır. Ayrıca hemen vurgulamak isterim ki Sayın Bakanımızın bakanlık öncesi hayatı da başlı başına bir bireysel başarı öyküsüdür. 1967 Batman doğumlu olan Sayın Mehmet Şimşek, lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde yapmıştır. Daha sonra bir kamu kurumunun bursunu kazanarak İngiltere'ye gitmiş ve University of Exeter'den ekonomi ve finans alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Deutsche Menkul Kıymetler, UBS ve Merrill Lynch gibi uluslararası finans kuruluşlarında ekonomist ve stratejist olarak çalışmış ve bu kuruluşların makroekonomik araştırmalar bölüm başkanlıklarını yapmıştır. Parlamentonun 23 döneminde Gaziantep'ten milletvekili seçilen Mehmet Şimşek, 60. hükümette Sayın Kemal Unakıtan'dan sonra Maliye Bakanı'nı bakanlığı görevini üstlenmiştir. Sayın Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı olarak devlet-mükellef ilişkisine yepyeni bir anlayış getirmiş, gecikmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, başta olmak üzere teşvik mevzuatının çağdaş ölçülere göre düzenlenmesi, denetim ve otomasyon, vergiyi tabana yayan basit ve kolay anlaşılabilir bir vergi reformunun hayata geçirilmesi gibi hususlarda çok değerli çalışmalar yapmıştır. Sözlerime son vermeden özellikle sevgili öğrencilerime şu anda yaptığı icraatlarla gelecek yılları da etkileyecek karar mekanizmasının en üstünde yer alan Sayın Bakanı can kulağı ile dinlemelerini, kendi kariyer yaşamlarına dair dersler almalarını tavsiye ediyorum. Ve varlığıyla üniversitemizi teşrif eden Sayın Bakanımızı, Bakanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arada yeri gelmişken üniversitemiz hakkında da bazı bilgileri Sayın Bakanımıza da aktarmak isterim. Üniversitemiz 2001 yılında İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuştur. İlk yıl 290 öğrenciyle eğitime başlayan üniversitemiz 11. yılını idrak ettiğimiz bu günlerde 6500 öğrenciye ulaşmıştır.
Şu anda 7 fakültede eğitim söz konusu, 3 yüksek okulumuz ve 450 öğretim üyemiz de bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eğitim dilimiz üniversitemizin tüm bölümlerinde İngilizce. Ayrıca öğrencilerimiz ikinci bir yabancı dili tercih etme şansına sahipler. Bunlar Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Rusça gibi diller. Üniversitemizin bu dönemde yaptığı başarılı uygulamalarda söz konusu. Üniversitemiz gerek Amerika'da SUNY State University of New York'la gerekse İskoçya'da dual diploma programlarını yapmaktadır, sürdürmektedir. Bu programlarda da kayıtlı öğrencilerimiz vardır. Ayrıca son günlerde, bundan bir hafta kadar evvel, üniversitemizin finans, uluslararası ticaret ve finansman bölümü, işletme bölümü ve ekonomi bölümünün asistanlarının, yani doktor öğrencilerimizin aldıkları çok büyük bir başarı vardır. Bu CFA diye adlandırdığımız Chartered Finance Accountant yarışmasıdır. Dünyada yapılmaktadır. Türkiye birinciliğini üniversitemiz öğrencileri geçen hafta elde etmişlerdir. Bu başarının bu başarıya ulaşırken üniversitemiz öğrencileri Boğaziçi, Bilkent gibi çok daha yaşlı üniversitelerin diyelim, önde gelen üniversitelerin öğrencilerini geride bırakmışlar ve başarıya ulaşmışlardır. Önümüzdeki Mart ayının ortalarında İngiltere'de bu kez bir Avrupa yarışmasında dereceye girmeye çalışacaklar. Umuyoruz orada da birincilik elde edip daha sonra Amerika'da düzenlenecek olan dünya konferansına birlikleriyle gidecekler. Dileğimiz tabii ki bu öğrencilerimizin bu başarıları da elde edip buraya getirmeleri. Bu vesileyle bu başarıda emeği geçen tüm öğretim üyelerimize ve arkadaşlarımıza çok teşekkür de etmek isterim huzurlarınızda. Sayın Bakanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor. Kendisinin bütün dinleyiciler için çok yararlı olacağına inandığım konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerimin başında ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Beni bugün buraya davet ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye ekonomisi gelecek vizyonu konusu bana iletilince ben dedim ki biraz hani üniversite öğrencileriyle de tabii ki bu konferans üniversite öğrencilerine yönelik olacağı için dedim ki biraz yani çok sınırlı ölçüde olsa teorik ama biraz daha çok pratik hayata yönelik olarak Türkiye 2050-2040 yani önümüzdeki 40-50 yıllık bir perspektifle dünya Türkiye nereye doğru gidiyor veya en azından çok iddialı hedeflerimiz var 2023 için. Ama 2023 sonrasında da yarış devam edecek. Bu iddialı hedeflere ulaşmak için ne yapmamız gerekecek? Bu yarışın neresindeyiz? Özellikle de yani başarıları bir kenara bırakıyorum ama karşı karşıya olduğumuz özellikle yani aşmamız gereken temel sorun alanları nelerdir ve bunlar için ne yapıyoruz? Bunlara yönelik olarak gelecek vizyonumuz ne? Şimdi müsaade ederseniz çalışıyor, güzel. 2050'ye doğru nasıl bir dünya? Tabii bence en önemli konu sürdürülebilirlik. Bilseydim buranın öğretim dilinin İngilizce olduğunu, sunumu da İngilizce hazırlar, o şekilde sınardım. Belki biraz daha bile kolay olurdu. Şimdi sürdürülebilirlik tabii ki dünya nüfusu hızla artıyor
dünya hızla gelişiyor. Bir anlamda ekonomik büyüme de çok hızlı. Şimdi 1800'den 1930'a nüfus 1 milyardan 2 milyara çıkıyor yaklaşık olarak. Yani 130 yıl alıyor. Ama 1930'dan günümüze 7 milyara ulaşması gördüğünüz gibi çok daha kısa bir süre alıyor. Anlayacağınız 2050 yılında da mevcut demografik trendler devam ederse 9 milyar kişi olacağız. Tabii bu şu anlama geliyor. Dünyanın yarattığı yani yıllık bazda bir kaynak miktarı var. Fakat biz o kaynağın 2.8 katını en azından tüketmekle, eğer mevcut tüketim alışkanlıkları devam ederse bu kadarlık bir miktar tüketeceğiz. Dolayısıyla aslında uzun vadeli projeksiyonlar hakikaten bu sürdürülebilirlik konusundan bağımsız olarak hiçbir şekilde düşünülemez. Yani bu sadece bir Excel worksheet'inden ibaret bir çalışma yapamayız. Mutlaka sürdürülebilirliği de dikkate almamız lazım. Ve nitekim şu anda dünyanın aslında en çok meşgul olduğu konu şu anda bu. Yani enerjiden tutun birçok diğer konuya kadar her şeyde sürdürülebilirlik söz konusu. Şimdi bakın yine 1800'lü yıllardan başlarsanız yani ilk 50 yılda işte büyüme, yıllık büyüme dünyanın yıllık ortalama büyüme oranı %1.4. 1850-1900'e geldiğiniz zaman 2.3'e çıkıyor. Sonra 2.7. Ama esas 1950'den sonra hakikaten büyüme hızının neredeyse bir önceki 50 yılın iki katına varan bir düzeye çıktığını görüyorsunuz. Bu tabii önemli ölçüde teknolojiyle, verimlilikle ilişkilidir. Yani sadece hani iş gücü, tabii nüfusta ciddi bir artış var. Ama o tek belirleyici değil. Burada verimlilik de çok açık bir şekilde ön plana çıkıyor. Önümüzdeki 50 yıla ilişkin, 40 yıla ilişkin beklentiler de olumlu. Yani her ne kadar %4.7 yerine %4.3'lük bir ortalama büyüme öngörülüyorsa da aslında bu bayağı iyi bir rakam eğer tarihi bir perspektifle yaklaşacak olursak. Tabii küresel gayri safi yurt içi hasıla yani küresel ekonominin büyüklüğü 1980'de sadece 11 trilyon dolarmış. Çok değil yani 1980'de. Şimdi bugün geldiğimiz nokta işte satın alma gücü paritesiyle herhalde bu 74 trilyon dolar. Ama gidilecek nokta 2050 yılında 377 trilyon dolar. Yani dünya ekonomisi büyüyecek. Şimdi soru şu, kim büyüyecek ve Türkiye bu yarışta veya bu büyüyen diyelim ki global ekonomi içerisinde ne kadarlık bir pay alacak ve daha fazla pay almak için ne yapmamız lazım? Özü itibariyle ben bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii G7 biliyorsunuz yani dünyanın işte bugüne kadar gelişmiş en büyük ekonomileri. Bunlar bir grup kurmuşlardı. Buna G7 diyorlardı. Ve aslında 3 yıl öncesine kadar o kararın verildiği G20 zirvesinde ben Türkiye'yi temsil ediyordum. 3 yıl öncesine kadar da aslında dünyanın bütün gerek ekonomik gerekse siyasi sorunları bu G7 sonra arada sırada Rusya'yı da davet ettiler. Bu ülkeler arasında konuşuluyordu, tartışılıyordu, karara bağlanıyordu. Sonra da bir şekilde en azından bütün dünyanın buna uyum sağlaması bekleniyordu. Fakat dünya o kadar hızla değişiyor ki, o kadar hızla değişiyor ki ve değişmeye de devam edecek. Ağırlık merkezi o kadar hızlı bir şekilde başka taraflara kaymaya başladı ki G7 artık dünya sorunlarının tartışıldı. Müzakere edildiği veya karara bağlandı, çözümlerin ortaya konulduğu platform olma anlamında kabiliyetini yitirdi. Ve 2008 yılında Pittsburgh zirvesi olsun, diğer zirveler olsun, yani daha doğrusu Amerika'da yapılan zirveler, orada G20 platformunun çok ön plana çıktığını görmeye başladık. O güne kadar, yani ilk başlangıçta G20 kurulurken,
G7 gibi bir önem atfedilmeden kurulmuştu. Ve genelde böyle liderler düzeyinde de toplantılar yapılmamış. Genelde Maliye Bakanları düzeyinde toplantılar yapılıyordu. Ama sonradan bu küresel krizle birlikte G20 hakikaten ön plana çıktı. Neden? Çünkü global ekonomik politikaların koordine edilmesi gerekiyordu. Global ekonomide işbirliği gerekiyordu. Aslında şimdi öyle bir dönemi yaşıyorsunuz ki, yani 40 yıl, 50 yıl, 100 yıllar sonra bu döneme ilişkin çok şey yazılıp çizilecek. Çünkü dünya hakikaten 2. Dünya Savaşı sonrasında en büyük krizini işte yakın dönemde yaşadı. Ve bu krizin etkileri, yansımaları devam edecek. Yani önümüzdeki 10 yıllar devam edecek bu etkiler. Ve hala devam ediyor bakın. Yani bugün Avrupa bölgesindeki borç krizi durup dururken çıkmadı. Bunu takip edecek başka sıkıntılar, başka sorunlar, global makroekonomik dengesizlikler yine bu dönemin ürünü, öncesi var, sonrası var. Neyse yani sonuç itibariyle 1930 vari bir global buhran içerisine eğer dünya ekonomisi girmediyse aslında bunu G20'ye teşekkür ederek müteşekkiriz. Yani neden? Çünkü G20 düzeyinde 1930'ların hatalarının tekrarlanmaması için ortaya çok iyi bir vizyon konuldu. Yani bırakın korumacılığı, bırakın efendim maliye politikasında, para politikasındaki hatalar, tam aksine o dönemde işbirliği, koordinasyon, ekonomik işte stimulation dediğimiz yani ekonomiyi canlandırma, yani herkes bir çaba içerisine girdi ve dünya ekonomisi bir resesyona girdi ama bir depresyona girmedi. Ve o G20 zirvesindeki ben toplantıdan çok iyi hatırlıyorum. Şunu da dedim ben yani. Dedim ki yani bir global buhranı eğer biz bertaraf edeceksek, yani bir global buhrana girmeyeceksek, yani global bir resesyonla bu işi idare edebileceksek, bu hakikaten çok önemli bir çıkış olur. Bunun için yapmamız gerekenleri işte şu şekilde öngörüyoruz diye bizler de müdahale etmiştik. Şimdi niye söylüyorum bunu? Şimdi 2009 yılı aslında çok da uzak değil yani. Sadece 2-3 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada G7 ülkeleri hala dünya ekonomisinden oldukça büyük pay alıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 29 trilyon dolar civarında bir şey. Oysa gelişmekte olan ülkelere bakarsanız, yani yükselen diyelim ki piyasalara bakarsanız, onlar ise yaklaşık bir 20 trilyon dolar. Fakat 2050 yılına geldiğimiz zaman G7 70 trilyon dolar civarında, 70-74 trilyon civarında olacak. Ama gelişmekte olan ülkeler ise 130-140 trilyon dolar civarında bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olacaklar. Yani anlayacağınız küresel ekonominin ekseni kayacak. Nereye? Şu an itibariyle tabii ki Asya'ya doğru, doğuya doğru. Neden? Çünkü en büyük, en hızla gelişen, gelişmekte olan ekonomiler orada. 2010 yılına bakıyorsunuz, Batı Avrupa %19'luk dünya ekonomisine bir paya sahip. Kuzey Amerika %22'lik paya sahip. Gelişmekte olan Asya'yı şimdilik bırakalım %28 ama Japonya mesela %6. Şimdi dolayısıyla Batı Avrupa, işte Kuzey Amerika, Japonya, bunları bir araya koyduğunuz zaman neredeyse yani Orta ve Doğu Avrupa'yı da katarsanız neredeyse %50 civarında bir rakam. 2030 yılına geldiğimiz zaman Amerika %15'e düşüyor. Batı Avrupa en fazla zemin kaybeden bölge. Aslında hiç sürpriz değil. Son yaşanan krizle birlikte bu oran biraz iyimser dahi kalabilir. Ben hep Avrupa'da şunu söylüyorum. Diyorum ki eğer anlamsız bir ekonomik veya bir büyük bir birlik olmanın ötesine geçmek istiyorsanız
Yani ileride dismal bir hani ekonomik birlikteliğin ötesine geçmek istiyorsanız Türkiye gibi dinamik, geleceği parlak bir ülkeye ihtiyacınız var. Siz kendi kendinizi ayağınızdan vuruyorsunuz. Türkiye ile ilgili bu değerlendirmeleriniz o kadar yanlış ki sizler gelip bizi, yani ne olur gelin siz de katılın. Bu bölge daha dinamik olsun, daha yani hızlı bir şekilde gelişsin diye sizler söyleyeceksiniz. Çünkü siz büyük zemin kaybedeceksiniz. Bu arada zemin kaybedenlerden yani Japonya'da tabii yarı yarıya payı düşüyor. Amerika'da da bir miktar düşüş öngörülüyor. Ama tabii ki gelişmekte olan ülkeler, özellikle de gelişmekte olan tabii ki Asya çok ciddi bir miktarda zemin kazanacak. Afrika'da zemin kazanacak. Orta ve Doğu Avrupa yerinde sayacak. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Bağımsız devletler topluluğu da yerinde sayıyor gibi görünüyor. Burada yani özetle Latin Amerika'da yerinde sayıyor. En azından bu çalışmaya göre. Ama sonuç itibariyle yani ağırlık merkezi Asya'ya doğru kayıyor. Ve 2050 yılına geldiğiniz zaman burada da gördüğünüz gibi ön plana çıkan yine gelişmekte olan Asya. Neredeyse global ekonominin %50'si. Ondan sonra Afrika bugüne oranla 3'e katlıyor payını. Zemin kaybedenler valla çok açık. Batı Avrupa bugün %20'ler civarından %7'lere kadar düşmesi öngörülüyor en azından. Tabii bunlar bir takım varsayımlara, bir takım yani demografik bazı yani demografiye ilişkin, verimliliğe ilişkin efendim yani bu türden uzun vadeli kişi başına geliri veya işte milli geliri belirleyen faktörlere göre yapılmış. Bu sadece bir ufuk turu için bunları veriyorum size. Bunlar önemli. Peki Türkiye? Biz Türkiye'yi geleceğin yıldızları arasında görüyoruz. Yani bunu bir siyasi söylem olarak söylemiyorum. Bunu ben de söylemiyorum. Bunu herkes söylüyor. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 10 yıl önce BRIC yani bizim bugün işte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin dediğimiz yani ülkelerin ciddi bir şekilde ön plana çıkacağını ortaya koyan bir çalışma vardı. Goldman Sachs tarafından yapılmıştı. Onların varlık yönetim şirketi tarafından. Şimdi en son geçen sene aynı şirket bu defa yani bir 4 ülke daha ekledi. Ve bunlara growth markets yani işte büyüyen pazarlar, büyüyen ülkeler diye yani tanımlandırdı. Onların arasında Türkiye'de var. Ama yani birçok değişik kurum veya birçok değişik kuruluş değişik tanımlamalar yapıyor. Ama sonuç itibariyle şu resme baktığınız zaman yani burada G7'leri de koyduk. Burada şeyi de koyduk. Tabii ki Next 11 dediğimiz yani BRIC de var. Next 11 yani Gelecek 11. Gelecek 11 arası Türkiye'de var. Birinci faktör tabii ki demografik yapı çok önemli. Yani çalışma çağındaki nüfustaki artış en kritik değişkenlerden bir tanesidir. Fakat bu tek başına yeterli değil. Yani demografik anlamda elverişli yani favorable bir demografik yapınızın olması tek başına yetmez. Ancak siz bununla yani bunu kullanacak, bu potansiyeli kullanacak reformları yapabilirseniz, makroekonomik, siyasi istikrarı sağlayabilirseniz, o zaman bir anlamı vardır, sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi 2050'ye doğru, tabii ki bir sürü değişik çalışmalar var ama biz en mütevazi, en muhafazakar çalışmaları baz aldık burada Türkiye için. Nüfusumuz muhtemelen 100 milyona yaklaşacak. Ve Türkiye'nin milli geliri yaklaşık 5.2 trilyon dolar olacak. Şimdi hani fikir olsun diye söylüyorum. 1990 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası yanlış hatırlamıyorsam 198 milyar dolardı. 2000-2001'e geliyorsunuz. Yine
yaklaşık 200 milyar dolar. Yani bir 10 yıl, 10 yıl çok önemlidir. Aslında bir ülkenin tarihinde belki çok cüzi bir episodtur, yani çok sınırlı bir episod ama bazen de önemlidir. Mesela Çin'in son 10 yılda nerede nereye geldiğini bir baksanız ağzınıza çıkılıyor. Doğru şeyler yapılınca. Fakat Türkiye maalesef 90'lı yılları tamamen kaybetti. Niye? Çok basit. 90'lı yıllarda çok partili koalisyon hükümetleri var. Yani bunu çok açık yani. Ve bırakın 2023 vizyonu, bırakın yani her ne bileyim aslında 1990'lı yıllar değil, tek parti hükümetleri dönemine de gidin. 1923 ile 2003 arasında herhangi bir hükümetin Türkiye'de ortalama yaşam süresi 16 aydır arkadaşlar. 57 hükümet gelmiş. Bölüm yani ben yani sonradan istiyorsanız sağlamasını da yapın. Yani 57 tane hükümet gelmiş Cumhuriyet yani AK Parti hükümetlerinden önce. Bölüm o süreye yaklaşık 79-80 yıl. Bölüm 1.6 yani 16 ay pardon 16 ay oluyor. Şimdi 16 ayda siz seçime mi hazırlanacaksınız? Ki bunun içinde tek parti dönemi de var. Onu çıkarttığınız zaman zaten tam bir felaket. Şimdi o nedenle uzun vadeli tabii ki bir yaklaşımla ekonomiyi yönetmek zorlaşıyor. O nedenle 90 yılında başlıyorsunuz 198 milyar dolarla, bitiriyorsunuz 198 milyar, 200 milyar dolarla 10 yıl sonrasını. 2002 yılında tabii çok değerli rektörümüz de söyledi. Yani tabii Türkiye 90'lı yılların sonunda çok büyük bir kriz sonrasında ciddi anlamda yani siyasi ve ekonomik anlamda hakikaten çok farklı bir noktaya geldi ve sonuçta bir siyasi istikrar sağlandı, yeni bir hükümet geldi. 2002 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 235 milyar dolar. Şu geçtiğimiz sene yanlış yani hani rakamlar değişebilir ama 770 milyar dolar civarında bir ekonomik büyüklüğe erişmiş olacağız. Yani Türkiye birçok anlamda hakikaten ön plana çıkacak. Ve bizim tabii ki gelir makası da daralacak. Yani G7 ülkeleriyle şu anda ciddi bir kişi başına gelir. Yani her ne kadar nüfusumuz artacak, onların nüfusu yerinde sayacak. Bizim onlarla olan makas tabii ki daralacak. Şimdi peki biz bu 5.2 trilyon veya 6 trilyon. Çünkü mesela bazı çalışmalara göre Türkiye ekonomisi 6 trilyon dolar olacak. Yani mesela ben Meriç'teyken biz de bu türden çalışmalar yapıyorduk. 6 trilyona daha yakın bir rakam ortaya koyuyorduk. Ama bazılarına göre 5, bazılarına göre 6. Peki biz bu büyüklüğe nasıl ulaşacağız? Verimlilik çok önemli. Uzun vadede kişi başına geliri belirleyen iki tane basit faktör var. Siz ekonomistsiniz. Hocalarımız yani benden çok daha iyi bilirler. Yani biz gerçek hayatı basitleştiririz. Nasıl? Modelleriz. Gerçek hayat çok komplekstir. Birçok değişken, yani birçok faktör etkili olabilir. Ama yani sonuçta bu türden uzun vadeli projeksiyonlar yapmak için basitleştirmek lazım. Şimdi kişi başına milli gelir, yani GDP over population, bunu belirleyen nedir? Bir tanesi labor utilization'dır. Yani iş gücü kullanımıdır. İş gücü kullanımını biliyorsunuz. Yani bunu belirleyen işte diyelim ki istihdamdır. Efendim dependency ratio dediğimiz bağımlılık oranıdır. İşte iş gücüne katılım oranıdır. Neyse ama sonuçta bir tane değişken var. İş yani iş gücü kullanımı. Bir de diğer belirleyici faktör verimlilik. Yani çalışılan saat başına veya kişi başına vesaire yani bir sürü yaklaşım var. Ama sonuç itibariyle mevcut kaynaklarla daha fazla üretebilmek. Şimdi verimlilik de çok önemli. Ama verimliliği belirleyen birçok faktör var. Yatırım tabii esastır. Burada reformlar da önemli olabiliyor. Ama rekabet çok önemlidir. Mesela ben hep şunu vurgularım. Yani Türkiye'nin geleceğini belirleyen çok önemli iki alanda yoğunlaşmamız lazım. Bir,
Türkiye'de bütün ürün piyasalarında, bütün sektörlerde, bütün piyasalarda, Türkiye biliyorsun bir sürü sektör var, bir sürü hizmet, bütün piyasalarda rekabetin önündeki engelleri kaldırmadan Türkiye potansiyelini gerçekleştiremez. Çünkü rekabetin olmadığı ortamda ne inovasyon olur ne verimlilik olur. Rekabet her şeyin başıdır. Ve genelde de bizim gibi ülkelerin istemediği tek şey var, o da rekabettir. Hiç kimse kendi sektöründe daha fazla rekabet istemez. Ama bütün sektörlerde de rekabetin önündeki engeller kaldırılmadığı müddetçe ne verimlilik olur, ne inovasyon olur. Dolayısıyla o ülkelerde geri kalır. Bir de rekabet gücü. Rekabet gücünde yani uluslararası rekabet gücünde artırmamız lazım. Yani iç piyasada her sektörde, her pazarda rekabeti artırmamız lazım. Aynı zamanda uluslararası rekabet gücünü de artırmamız lazım. Tabii iş gücü kullanımından bahsettik, kişi başına gelirde artışa gideceğiz. Şimdi rekabet gücü neye dayanıyor? Vallahi bir sürü faktör. Yani kurumsal altyapı çok önemlidir. Kurumlar, kurumların gelişmişlik seviyesi çok önemlidir. Şimdi kurumsal altyapımızı biz iyileştiriyoruz. Nasıl? İşte Avrupa Birliği şu anda en azından kurumsal altyapısı itibariyle bize göre daha ileri. Avrupa Birliği müktesebatına uyum demek aslında kurumsal altyapıyı iyileştirmek demek. Mesela kurumsal bir reform. Şimdi 1990'lı yıllarda bizim hükümetler açık veriyor. Büyük bütçe açıkları veriyorlar. Ne yapacaklar? İki seçenekleri var. Ya para basacaklar ya borçlanacaklar. İkisini de yaptılar. Mesela 1990 yılında Türkiye'nin iç borcu 57 milyon lira. Yazın 57 milyon lira. 2002'ye geliyorsunuz, hani bir değişim olduğu için söyleyeyim, 2002. 122 küsur milyar lira. Yani 2630 kat artmış. 2630 kat ya borç bir 12 yılda 2630 kat artmış. Niye? Çünkü açık veriyorsunuz. O açığı finanse etmek için borçlanıyorsunuz ama aynı zamanda da para basıyorsunuz. Kronik enflasyon, kronik bütçe açıkları, makroekonomik istikrarsızlık, bunlar birbirlerini besliyorlar. 2002 yılında diyelim ki enflasyon örnek olarak %30 ama ödediğiniz faiz ortalama %60'ın üzerinde. Bugün ne? Bugün enflasyon geçici olarak %10.6 diyelim. Faiz ne kadar bu arada hazinenin? %9.3. Ya nasıl oluyor bu ya? Yani negatif faiz olur. Eğer geleceğe ilişkin beklentiler olumluysa bu ex post, yani biliyorsunuz değil mi? Yani şu anki faiz, şu anki enflasyon. Ama şu anki faizle future, yani gelecekteki enflasyonu bizim konuşmamız lazım. Ex ante, yani ex post olarak değil. Tabii bunlar son itibariyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten Türkiye kurumsal altyapıda mesela 2001 krizinden sonra ne yaptık? Merkez Bankası bağımsız, artık para basmasın dedik. Yani açıktan açıkların monetizasyonunu, yani deficit monetizasyonuna son verelim dedik. Ve ondan dolayıdır ki 30 yıl, 40 yıl çift haneli, üç haneli enflasyonla cedelleşirken bakın bir kurumsal reform, tamam mı? Ne yapıyor? Sizin enflasyon canavarınızı yenmenize yardımcı oluyor. Uygulama tabii çok önemli. Fiziki altyapı çok önemlidir. Fiziki altyapı dediğimiz yoldur, havaalanıdır, limandır. Yani her türlü fiziki altyapı, bunlar çok, yani infrastruktur dediğimiz bu yatırımlar çok kritiktir. Makroekonomik istikrar, yani fiyat istikrarı, yani enflasyonun makul düzeye getirilmesi, ideal olarak %1-3 arasına, yani veya en azından düşük tek haneli rakamlara indirmesi çok önemlidir. Yani yatırımcıların, işletmelerin önlerini görmesi açısından. Ama o yetmez. Genel makroekonomik istikrar ve finansal istikrar çok önemlidir. Son dönemde finansal istikrar çok çok daha ön plana çıktı. Eskiden yeterince vurgulanmıyordu ama bu interdependence dediğimiz, yani artık ekonomiler birbirlerine o kadar bağlılar ki, dünya ekonomisi o kadar iç içe geçmiş ki, tamam mı?
Yani ister istemez finansal istikrar, finans sektörünün özellikle Türkiye gibi ülkelerde bankacılık sektörü domine ettiği için bankacılık sektörünün istikrarı çok önemlidir. Sağlığı çok önemlidir. Sağlık ve temel eğitim, bu da beşeri sermaye açısından çok önemlidir. Yani dolayısıyla bakın son itibariyle temel unsurlar dediğimiz zaman kurumsal altyapı AB çerçevesinde bunu iyileştiriyoruz. Fiziki altyapı, onu zaten biraz anlatacağım. Makroekonomik istikrar epey mesafe kat ettik. Sağlık eğitimde de hakikaten Türkiye bayağı iyi bir yolda. Başka ne gerekiyor? Verimliliği artıracak unsurlar da gerekiyor. Tabii bunu İngilizceden arkadaşlar çevirmişler. Yüksek öğrenim, mesleki eğitim, piyasa etkinliği, teknolojiye uyum, aslında burada technological readiness anlamında. Ondan sonra inovasyon gelişmişlik unsurları, burada da business sophistication dediğimiz, yani şirketlerin ne kadar sofistike olduğu ile ilişkili inovasyon çok ön plana çıkıyor. Bunlar Dünya Ekonomik Forumu'nun ortaya koyduğu değişkenler. Müsaadenizle bir su içeceğim. Tabii Türkiye'nin bu bugün çok konuştum herhalde. Sabahleyin Ticaret Odası'nda sonra AK Parti'de. Evet. Tabii hakikaten önümüzde çok zorlu bir yol var. Çünkü aşmamız gereken birçok sorun var. Nedir bunlar? Şimdi zayıf yönlerimizi bir ortaya koyalım. Türkiye'de büyüme için gerekli olan, sürdürülebilir büyüme için gerekli olan tasarruf oranları düşük. Çin'de tasarruf oranları %50'nin üzerinde. Türkiye'de maalesef yani en son %13-14'lere kadar indi. Bu tabii ciddi bir sıkıntı. Rekabet gücü zayıf. Çünkü biz geleneksel sektörlerde yoğunlaşmışız. Ve geleneksel sektörlerde rekabet çok yoğun. Artık Bangladeş'te, Vietnam'da bu oyunda. Yani bunlar da benzer ürünler üretiyorlar. Çok daha düşük maliyetlerle. Herhalde geçer şimdi. Evet. Dolayısıyla geleneksel sektörlerde kar marjı düşük, markalaşma yok ve oralarda zemin kaybediyorsunuz. Peki çözüm? Geleceğiz. Enerjide dışa bağımlıyız. Rekabet gücünü belirleyen aslında en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Ciddi dışarıya bir gelir transferi yapmak zorunda kalıyoruz. Sadece geçen sene bizim enerjiye ödediğimiz, ithalata ödediğimiz para $54.1 milyar. Yani 2011 yılında Türkiye $54.1 milyar dışarı verdi. Peki bu sorunları çözmek için nerelere ağırlık vermemiz lazım, ne yapıyoruz? Eğitim, sağlık, finans piyasalarında derinlik, Ar-Ge, inovasyon, altyapı, enerji, bunların hepsi önemli. Müsaade ederseniz eğitimden başlayalım. Önce biz eğitime kaynak ayırmaya başladık mı? Kaynak ayırıyor muyuz? Evet. Bakın milli gelire oran olarak, bütçeye oran olarak, miktar olarak, nereden bakarsanız bakın, eğitime çok ciddi kaynak ayırıyoruz. 2002 yılı sonuyla 2012 yılı başı arasında enflasyon %126. Ama kaynaktaki artış, yani şuradan baktığınız zaman 11'den 56'ya çıkmış. Yani neredeyse burada bir anlamda 5'e katlanmış. Eskiden
Tabii bütçe içerisinde en büyük pay Milli Savunma Bakanlığı'na giderdi. Milli Savunma Bakanlığı hala önemli. Şimdi en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyor. Bu önemli. Aslında Milli Savunma Bakanlığı ikinci sırada da değil. Çünkü sağlık sadece Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi diyelim ki 13 milyar lira ama sağlığa yaptığımız harcamalar 47 milyar lira. Aslında sağlık burada ikinci sırada. Ama burada arkadaşlar sadece Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini aldıkları için tabii özel hastanelere de biz ödeme yapıyoruz. İlaç, tedavi vesaire. Ama sonuç itibariyle biz eğitimi önceliklendirdik. Şimdi eğitimi önceliklendirmek demek kaynak ayırmak demek. Eğitimi önceliklendirmek demek fiziki mekanlar. Okullaşma oranlarına baktığınız zaman okul öncesinde neredeyse 4 kattan fazla bir artış sağlamışız. Bu çok önemli. Buralarda 2-3 yıl içerisinde %70'i hedefliyoruz. Sonra da %90'ı. Yani okul öncesi eğitim herkese yaygınlaştırılmış olacak. İlk öğretimde burada bu brüt okullaşma oranıdır. Yani geçmişte okullaşma çağını geçip de sonradan okula gelenleri de dikkate alıyor. %107.6'ya çıkmışız. Orta öğretimde %93'lerde. Yüksek öğretimde de açık öğretim dahil olmak üzere ikili eğitim yani gece eğitimi de dahil olmak üzere %73'ler civarına ulaştık. Bu mevcut rakamlar aslında fena değil. Fiziki altyapıya baktığınız zaman üniversite sayılarını görüyorsunuz. Yani 2002 yılında 76, şimdi 165. Yani belki bunun çok daha artmasında hiçbir sakınca yok. Yeter ki mükemmeliyet merkezleri oluşsun. Yeter ki belli alanlarda niş dediğimiz yani özgün alanlarda belli segmentlerde yoğunlaşalım. Buralarda tabii yine yüksekokul, enstitü, fakülte sayıları çok çok daha ciddi düzeyde. İlk öğretimde biz 169 bin derslik yapmışız. Dile kolay, aslında bayağı yüksek bir rakam. 317 bin, 318 bin tane de öğretmen ataması yapmışız. Ve bunun sayesindedir ki ilk öğretimde işte derslik başına düşen öğrenci sayısı 39'dan 30'a, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28'den 20'ye, orta öğretimde de yine benzer bir takım gelişmeler var. Sonuç itibariyle aslında eğitimde nicelik olarak yani sayısal anlamda kaynağı ayırıyoruz. Öğretmeni almışız, derslikleri yapmışız, üniversitelerin önünü açmışız. Fakat bu sorunu çözüyor mu? Hayır. Eğitimde bizim sıkıntımız eğitimde kalitedir. Maalesef kalitede geri sıralardayız. İşte şu anda karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan bir tanesi eğitimde kaliteyi artırmak. Ve eğitimde kaliteyi artırmak için hakikaten ilk öğretime yönelik olarak, orta öğretime yönelik olarak çok önemli bir proje başlatıyoruz. Fatih projesi. Şimdi diyeceksiniz ki teknoloji tek başına yeterli değil, bir sürü çalışma. Doğru. Ama bütün memleketteki okulları fiber optik, diyelim ki internet ağıyla siz donatırsanız, her öğrenciye bir tablet bilgisayar, sınıflarda Wi-Fi, evlerde Wi-Fi, yani internet bağlantısı. Ondan sonra akıllı tahta. Bu sorunu kısmen çözebilir. Nasıl? Diyelim ki siz Batman'ın Gercüs ilçesinin Arıca köyündesiniz, benim köyüm. Yani varsayalım ki o bölgeye yani yeni mezun olmuş bir öğretmen atanmış. Olabilir, deneyimi fazla yok. Bu sistemle açığı rahat bir şekilde kapatabilir hocamız da öğrenciler de. Nasıl? Temel eğitim zaten esastır. Ama ondan sonraki kısmı İstanbul'un, Ankara'nın,
en iyi kolejindeki en iyi hocası matematik dersini anlatabilir. Siz bunu çok rahat bir şekilde online izleyebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde onu gidip evde çalışabilirsiniz. Merkezden içerik geliştirebilirsiniz. İçerik, yani her konuda, fizik, kimya, matematik, coğrafya, her konuda ve o geliştirilen en iyi içeriği istediğiniz kadar okuyabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bunlar çok önemli. Fatih projesi burada sadece çocuklara tablet bilgisayara dağıtmak değil. Sadece elektronik, efendim, beyaz bir tahta meselesi değil. Bu gerçekten Türkiye'nin eğitimde kalite açığını azaltacak çok önemli bir proje. Ve bayağı da maliyetli bir proje. Ama bu proje başladı ve 4 yıl içerisinde planladığımız kadarıyla, planımıza göre bütün öğrencilere bunu sağlayacağız. Ve böylece herkes sadece okur yazar olmayacak, çağın gerektirdiği bütün teknoloji. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 88'de bitirdim. Hiç bilgisayar diye bir şey bilmedim. Sonra orada araştırma görevlisi oldum. Doğru düzgün o günlerde de fazla haşır neşir olmadık. Aynı fakültede. Ya İngiltere'ye gittim. Dediler ki önce seni bir haftalık bilgisayar eğitiminden geçireceğiz. İşte o zamanlar değişik programlar vardı. Millet o zamanlar e-mail kullanıyor. Yani bizim haberimiz yok. Word processor. İşte şunlar bunlar. Tezi nasıl yazacaksın dediler. Daktiloyla yazacak halin yok. Dolayısıyla aslında biz bu yarışta her ne kadar geç kaldıysak da son yıllarda teknolojiye çok yatırım yaptık ama bu yatırımla birlikte Türkiye çok önemli mesafe kat edecek. Şimdi bu aralar tartışılan konulardan bir tanesi 4 artı 4 artı 4. Efendim işte kızlarımız bu sistemle okula devam etmeyecekler. Bu hükümet döneminde kızların okula devamını sağlamak için yapılmadık hiçbir şey kalmamıştır. Yani bakın biz annelere, fakir aileler özellikle doğuda, güneydoğuda, oralarda kız çocuklarını okula göndersinler diye ilave para veriyoruz. İlave ama. Ve bunun sayesinde de ki bakın 2002 yılında 100 erkek çocuğa, 100 erkek öğrenciye karşılık 91 kız öğrenci vardı. Şimdi 100 erkek öğrenciye karşılık 100.4, yani 100'den fazla kız öğrenci var. Ve bu bizim dönemde oldu. İlim herkese farzdır. Sadece erkeklere değil. İlim herkese farzdır. Dolayısıyla okul, o an biz öyle bakıyoruz, öyle görüyoruz. O nedenle hiç kaygıya gerek yok. Bu yeni sistemde de çok önemli bir sorunu çözeceğiz. Nedir o sorun? Şimdi bakın, sizi hemen biraz ileri götürüp geri getireceğim. İnsani gelişmişlik endeksi var. Mecliste de, eminim buralarda da muhalefetin çok sık sık kullandığı bir, çok önemli bir gösterge. Türkiye insani gelişmişlik endeksinde maalesef çok gerideyiz. Şimdi ya nasıl oluyor? Madem ekonomimiz 3 kattan fazla artmış, madem sağlıkta bir devrim yapmışız, nasıl oluyor? Bakın nasıl oluyor? İnsani gelişmişlik endeksinde Türkiye bu kadar geride oluyor. Bunun açıklamasını yapın diyor. Muhalefet de bize diyor bazen. Aslında güzel bir konu. Çünkü Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksinin en önemli 3 tane değişkeni var. 1. Tabii ki kişi başına milli gelir. Kişi başına milli gelir. İsterseniz satın alma gücü paritesiyle, isterseniz efendim cari dolar paritesiyle ne yaparsanız yapın kişi başına milli gelir Türkiye'de muazzam şekilde artmış. Kişi başına milli gelir 3.400 dolardı. Şimdi yani bu 2012'de belki 11.000 dolar olacak. Yani bu rakam ortada. Bunu örtemezsiniz. Bu rakam ortada. Efendim sağlık. Sağlıkta da en önemli değişken ortalama yaşam beklentisi. Bu da
infant mortality ile, yani bebeklerde ölüm oranları vesaireyle ilişkilidir. Burada da Türkiye, birazdan göstereceğim, inanılmaz mesafe kat etmiş. Ortalama yaşam beklentisi 9 yıl içerisinde 3 yıl, 4 yıl artmış. Tamam mı? Peki nasıl oluyor o zaman insani gelişmişlik endeksinde Türkiye gerilerde ve gerilemiş? Ben açıklayayım size. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu endeksinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi şu. 25 yaş üstü nüfusun okulda kaç yıl geçirdiği meselesi. Şimdi Türkiye'de 25 yaş üstü nüfusa baktığınız zaman ortalama okulda geçirilen, örgün eğitimde geçirilen yıl sayısı 6,5. Yani Türkiye 25 yaş üstü nüfusta ortaokul terk bir ülkedir. Tamam mı arkadaşlar? Ortaokul terk. İlkokulu zar zor bitirmiş. 25 yaş üstü nüfus bugün itibariyle maalesef son 9 yılın çabalarının yetmediği bir yaş, bir nüfus kategorisidir. Bakın açık ve net söylüyorum. Burada tabii siyaset yapmak için bunları anlatmıyorum. Bunları bilesiniz diye söylüyorum. Şimdi biz bu kadar kaynak aktarıyoruz. Bu kadar okullaşma oranlarında artış var ve geriye düşmüşüz. Şimdi diyebilirsin ya Sayın Bakanım, 3 tane değişken var. İkisinde ilerlemişsiniz. Birisinde de efendim mevcut ilerliyor da geçmiş nüfus doğuda kötü, ne olacak yani, yine de bu kadar geriye düşmemen lazım. Sorun şu, Birleşmiş Milletler metodolojiyi değiştirdi. Eskiden aritmetik ortalama kullanıyorlardı, şimdi geometrik ortalama kullanıyor. Geometrik ortalamada, biliyorsunuz değil mi, sizler ekonomist oldunuz, hepiniz biliyorsunuz. Geometrik ortalamada bütün değişkenlerde iyileşme varsa yansır, değişkenlerin bazılarında iyileşme yoksa maalesef o endeks değerindeki iyileşme arzulanan düzeyde olmaz. Şimdi değerli arkadaşlar, özetle bu ciddi bir konu ama bizim tabii ki burada eğitime biz kaynak ayırıyoruz. Fakat bu kaynak sonrası getiri düşük. Aslında bu eğitimde kalitenin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Yani bunu ben, bu rakamlar benim değil. OECD ülke, yani OECD'nin ürettiği rakamlar ama çok açık ortada. Biz bayağı ciddi miktarda bir para harcıyoruz. Ama kamuya getirisi sınırlı. Neden? Çünkü iş gücüyle eğitim arasında, iş gücü piyasasıyla eğitim arasında bir kopukluk var. Bu önemli bir konu. İşte bunu gidermek için mesleki eğitim önemlidir. Bakın 2002 yılında iş gücü, yani şöyle söyleyeyim, toplam iş gücünün %71'i lise altı eğitime sahip. Zaten az önce söylediğim şeylerle de orantılı. İş gücünün, bu nüfusun değil, iş gücünden bahsediyorum. Yani 15-65 yaş arası nüfustan bahsediyorum. 2011 yılında bu bayağı iyileşmiş, %63'e düşmüş. Bu önemli bir konu. Fakat bu yetmez. Daha da ilerletmemiz lazım. O nedenledir ki son yıllarda aktif iş gücü politikalarına çok önem verdik. Yani eskiden bir, yani skill seti anlamında, yetenek, efendim meslek anlamında gerekli fırsatı yakalayamamışlara bu fırsatı tekrardan veriyoruz. Ve şu anda her yıl artık 200 binin üzerinde gencimizi alıyoruz, eğitiyoruz. Endüstriye veriyoruz. Alıyoruz, eğitiyoruz, veriyoruz. Bakın 2008'de başladık biz buna. 32 bin kişiyle başladık. Şimdi yılda 250 bin kişiye ulaştı. Bu çok önemli. Bunu zaten konuştuk. Onun için bunu geçeceğim. Bunu da anlattım size. Bakın Türkiye'de ortalama eğitim süresi, örgün eğitim süresi 6,5 yıl, OECD ülkelerinde 11,4 yıl. İşte 4 artı 4 artı 4, yani 12 yıl bizi OECD ülkeleri ortalamasının da ötesine taşıyacak. Yani dolayısıyla tartışmanın aslında özü bu. Yani Türkiye'de temel eğitimin, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması o açıdan çok kritiktir. Hakikaten çok belirleyicidir. Şimdi buraya tabii baktığımız zaman ben yine kaliteden bahsettim. Çok fazla zaman da harcamak istemiyorum ama bir sürü gösterge var. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin kat edeceği çok mesafe var.
maalesef PISA sınavlarında da, yani fizik, matematik neyse, yani matematik skalasına bakıyorsunuz, fen skalasına bakıyorsunuz, iyi bir noktada değiliz. Bizim eğitimde kaliteyi artırmak en büyük önceliğimizdir. Fatih projesi çok temel bir projedir ama İzmir Ekonomi Üniversitesi de çok önemli bir projedir. Niye? Şimdi bu türden üniversitelerin önünü açtığınız zaman, yani özel sektörün kendi biriktirdiği imkanlarla bu yarışa katılması, mükemmeliyet merkezleri kurması, dünyayla diyalog içerisinde olması, dünyanın en gelişmiş üniversiteleriyle işbirliği içerisinde olması, işte bu eğitimde kalite farkını azaltacak hızlı bir şekilde. Sağlık. Sağlıkta gerçekten bu ülkede büyük bir dönüşüm var. Ve birçok, yani OECD olsun, Dünya Sağlık, Türkiye'yi örnek olarak gösteriyor. Bakın, inanılmaz, yani nereden bakarsanız bakın, her konuda biz sağlığa erişimi kolaylaştırdık. Devletin sağladığı imkanları inanılmaz bir şekilde arttırdık. Bakın, 1994 yılında görüyorsunuz, imkan yok hastaneye gidecek, gitmiyor zaten. Kendi başına zaten, kendi çaresine bakıyor. Şimdi çok açık ve net. Burada 1978 tane yeni sağlık tesisi yapılmış. Ciddi bir rakam. Yani iki kat bir önceki döneme oranla. Ama burada yani kat dediğiniz zaman o tek başına anlamı değil tesis olarak. O tesislerin kalitesi çok önemli. O tesislerin sadece alanı, yani metrekare, milyon metrekare olarak 4 kat daha büyük. Ama ben size garanti ediyorum, kalite açısından, nitelik açısından baktığınız zaman belki bu 4 kat kafi değil, çok çok daha ileri. Bakın size basit bir rakam vereyim. OECD ülkeleri gelişmiş ülkeler. Bu ülkeler, bakın, bebek ölüm hızını %30'dan %9'a 33 yılda düşürmüşler. OECD ülkeleri. Türkiye yaklaşık %30'dan %9'a 9 yıl içerisinde düşürdü. İşte bu şekilde Türkiye arayı kapatacak. Yani sağlıkta başka ülkelerin, dünyanın en gelişmiş ülkelerin 30 yılda ortalama kat ettiği mesafeyi biz şimdi 9 yılda kat ediyoruz. O nedenle de ki doğumda beklenen yaşam süresi çok hızlı bir şekilde artıyor. Son 9 yılda 3 yıl eklendi. Finansal derinlik önemlidir. Çünkü finansal piyasaların derinliği hakikaten inanılmaz olumlu etkileri olan bir alan. Bu da önemli bir reform alanı. Şu anda biz hükümet olarak İstanbul'un bir finans merkezi haline gelmesi için çok ciddi bir eylem planına sahibiz. Bu eylem planını da uygulamaya koyuyoruz ve yakında da göreceksiniz meclise bu konuyla ilgili bir paket gelecek. Ve bu paket çerçevesinde özellikle çok boyutlu olarak İstanbul'un finans merkezi haline getirmesini başaracağız. Ben detaylara girmek istemiyorum. Şimdi ne dedim? Ben dedim geleneksel sektörlerde yoğunlaşmışız. Bu sektörleri bizim büyük bir değişim ve dönüşümden geçirmemiz lazım. Burada Ar-Ge ve inovasyon çok önemli. Şimdi düşünürken bu konuyu, bakın çok basit iki örnek. Yani fotoğraf ilk hani çekilmesi 1500'lü yıllar. Telefon 1800'lü yıllar. Ama ikisinin bir araya getirilip bugün hemen hemen hepinizin cebinde olan yani işte cep telefonundaki fotoğraf makinesi bu ürün ancak yakın dönemde oldu. Şimdi tabii inovasyon gerçekten çok kritik bir değişken. Bu başlı başına bir ders gerektiriyor. Yani hakikaten bu konuda da başarılı ülkeler var. Bizim niyetimiz tek elleyi falan filan yeniden keşfetmek değil. Biz bu başarı öykülerine, başarı hikayelerine, başarı örneklerine bakıp onlardan ilham alacağız. O yönde de gereken mevzuatta olsun, her alanda olsun kaynak değişikliği yapıyoruz, gideceğiz. Ar-Ge, bakın, yüksek teknoloji ürünlerin Türkiye'nin üretiminde ve ihracatındaki payı ne kadar? %4, %3.
Ben geleneksel sektörlerde düşük katma değerli alanlarda yoğunlaşıyoruz derken bunu kastettim. Peki düşük teknoloji %32, %38 arkadaşlar. Ve bu sektörlerde kar falan kalmadı. Çin'den, Uzak Doğu'dan inanılmaz bir rekabet var. Buralar artık emtia, bu ürünler emtiaya dönüştü. Yani herkes üretiyor, herkes satıyor. Keşke emtia kadar değerli olsa, ondan tabii şey olduğu için. Yani petrol, doğalgaz gibi diye görmemek lazım. Yani sonuç itibariyle düşük teknoloji alanlardan bizim katma değeri yüksek alanlara geçmemiz lazım. Yani bunu söylemek kolay, yapılması zor. Ama bunu yapmanın koşulları var. Ve bu koşulları biz şimdi yerleştiriyoruz. Bakın, bizim burada güzel bir örnek var. Ben arkadaşlara söylemiştim domatesle iPad'i karşılaştırın diye. Onlar da sağ olsunlar bu güzel resmi. Yani bir kamyon domates, yani 1800 gram eşittir bir tane iPad. Aslında bu resmi ortaya koyuyorum.